Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Yücel Cancan. Can. Bugün sizlere ikinci dereceden denklemler konusunda, parabol konusunda ve ikinci dereceden eşitsizlikler konusunda kullanacağımız bazı temel bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, öncelikle ikinci dereceden bir denklem ABC birer reel sayı olmak üzere ve A sayısı sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı bx artı c eşittir 0 tipinde denklemlere diyorduk. Arkadaşlar bu tip denklemlerin bizim için önemli bazı özellikleri var. Bu özelliklerinden ilki denkleme bağlı diskriminant yani delta değerinin bilinmesidir. Bu değer b kare eksi 4ac ifadesidir. Arkadaşlar ikinci olarak delta'nın durumlarına bağlı bazı bilgiler var elimizde. İlk bilgi arkadaşlarım şu şekilde olacak. Elimizdeki diskriminantın yani b kare eksi 4ac'nin sıfırdan büyük olması durumunda denklemin x1 ve x2 gibi iki tane reel sayı kökü vardır. Arkadaşlar bilmemiz gereken ikinci bilgi ise bu konuda şu olacaktır. Eğer ki diskriminant değeri sıfıra eşitse denklemin arkadaşlar 2 tane birbirine eşit kökü vardır. Yani x1 eşittir x2'dir. Bu durum için çift katlı kök, çakışık kök, tam kare ifadeleri kullanılır arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü olarak da şunu belirtmek istiyorum. Diskriminant durumunun sıfırdan küçük olması. Yani diskriminant değeri negatif olacak. Bu durumda arkadaşlar elimizdeki denklemin reel kökleri yoktur. Reel kökleri olmayan bir denklemde arkadaşlar bu defa sanal kökler ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar bir de burada bilmemiz gereken bir diğer bilgi şu şekilde olacak. Arkadaşlarım kökler toplamı x1 artı x2 ifadesini bilmemiz gerekiyor x1 artı x2 kökler toplamını hızlıca bulabileceğimiz en pratik formüllerden birisidir. Bunun eksi b bölü a'ya eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer bilgimiz ise arkadaşlar işimize yarayacak kökler çarpımı bilgisidir. Yani x1 çarpı x2 bilgisi. Bunun da arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz. Kökler çarpımının c bölü a ifadesi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yakın yıllarda sınavda sorulmuş olan bir detay bilgi ise şu olacak arkadaşlar. Detay bilgimiz kökler farkının mutlak değeri oluyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlarım yine az önce bulduğumuz diskriminant değerinin kök içine alınmış halinin mutlak a'ya bölümü şeklinde olacaktır. Arkadaşlar benim sözünü ettiğim tüm bilgiler tabii ki kime bağlıydı? İkinci dereceden ax kare artı bx artı c eşittir sıfır biçimindeki denklemlerime bağlıydı arkadaşlar. Şimdi buraya kadar verdiğim bilgiler bizim için önemli. Tabii ki köklerimizden söz etmiştik x1 ve x2 gibi. Arkadaşlarım burada x1 dediğimiz kök değeri nasıl bulunacak? x1 dediğimiz kök değeri arkadaşlar eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a ile bulunacaktır. Bir diğer bilgimiz ise arkadaşlar bir diğer bilgimiz x2'yi bulmak. x2'yi bulmakta yine çok büyük bir farklılık olmadığını söyleyeyim. Arkadaşlarım bunun içinde yapmamız gereken şu eksi b bu defa aradaki işaret artı bölü kök delta bölü 2A şeklinde olacaktır. Arkadaşlar elimizdeki bilgiler en temel düzeyde bilgiler. Bu bilgileri parabol, ikinci dereceden eşitsizlik ve ikinci dereceden denklemler konusunda çok sık kullanırız. Umarım faydalı olur.